Herkese merhaba. Şimdi üst formla J tırnak yapımını anlatacağım. Bunun için gerekli olan bir tane üst form, tırnağa uyumlu. Uyumuna böyle bir bakıyorsunuz. Fazla dar olmayacak şekilde, üste duracak şekilde ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra da manikürünüzü yapıyorsunuz. Güzel bir şekilde siliyorsunuz tırnağınızı ve işleminize başlıyorsunuz. Ben manikürümü video hızlandırmak amaçlı önceden yapmıştım. İşlemimiz başlamıştır. Ve ilk başta asitli primer seçiyorum. Çünkü benim ellerim terliyor ve çabuk yağlanıyor. Bu yüzden asitli primer tercih ediyorum. Siz de tercih edebilirsiniz. Normal primer de tercih edebilirsiniz. Asitli ve asitsiz vardır. Ve bu havada 10 saniye kurumaktadır. Bu işlemimiz bittikten sonra rubber base'imizi ilk katımıza sürüyoruz. İyice yediriyoruz. Tırnağımıza iyi bir şekilde sürüyoruz. Tırnak etlerimize değdiyse onları güzelce temizliyoruz. Başkasına yaparken siz de iyi bilirsiniz ki daha kolay oluyor. İki eli kullanıyorsunuz ama tek eli kullanırken biraz sıkıntı çıkabiliyor. Evet, sürdüm ve bunu ben 60 saniyede kurutuyorum. Şimdi bu işlemimiz bittikten sonra seçmiş olduğumuz akril ve poli jelimizi bir kısmını portakal çubuğu yardımıyla alıp üst formumuza yerleştiriyoruz. Bu seçtiğimiz jel biraz yoğun kıvamlıdır. Üst formda akışkan jel tercih etmemeniz gerekiyor. Çünkü tırnağa takarken akışkan jel ile sürüldüğünde kayma olasıdır. Ve fırçayla neden yapmıyorum? Çünkü fırçamın yapısını bozuyor. Bu yüzden portakal çubuğu tercih ediyorum. Ve bu şekilde sürüyorum. Kenarlarını iyice yediriyorum. Sürmedik yer bırakmıyorum daha doğrusu. Bu işlemimiz bittikten sonra tırnağımıza yerleştiriyoruz. Havada kalmayacak şekilde, iyice oturtturacak şekilde yerleştiriyoruz. Ve bir mandal yardımıyla diplerimize değecek şekilde kıstırıyoruz ve oynayan yerlerimizi de yerleştiriyoruz, düzeltiyoruz ve arka kısmı çevirip oradaki taşan yerleri güzel bir şekilde düzeltiyoruz. Düzelttiğimiz yerleri de bir de önden bakarak hani o boşlukları tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bu işlemimiz bittikten sonra bakıyoruz kayma falan var mı diye tipsimizde. Eğer ki kayma falan varsa onları tekrar düzeltip ondan sonra da 60 saniyede ya da 120 saniyede kurumaya alıyoruz. Ve kenarlara da dikkat edin. Hani sürmüş müsünüz diye bir bakın. Kontrol edin.
iyice. Ettikten sonra da hemen kurumaya alın. Ön tarafını kuruttuktan sonra bir de arka tarafını da iyice kurutmanızı tavsiye ediyorum. Arka tarafı da kuruttuktan sonra mandalımızı ve üst formumuzu uçlardan hafif bastıracak bir şekilde çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra yanlarını törpüyle geçireceğim. Üstünü sakın törpülemeyin, buna gerek yoktur. Çünkü üstü dümdüz çıkıyor. Ve yanlarında törpüleyeceğim, şekil vereceğim. Tırnağımızın diplerindeki kalan jellerini de seramik ucumla temizleyeceğim. Bunu daha sonra yapacağım bu işlemi. İlk önce bir törp şekil verme işlemimiz bitsin. Ondan sonra frez makinesi yardımıyla oraları da temizleyeceğim. 180 sertlikteki törpümüzle kenarlarını törpülemeye başlıyorum. Az törpülüyorum, çok törpülemiyorum. Ve bu işlemimizi yaptıktan sonra uç kısımlarını paralel bir şekilde törpülemeye başlayacağım. Ama bu törpümüzü paralel bir şekilde oturtup öyle törpüleyeceğiz. Şeklimizi öyle vereceğiz. Çünkü bizim bu modelimiz bu tarz bir model olduğu için bu şekil törpüleyeceğiz. Eğer ki küt olmuş olsaydı farklı törpülemiş olacaktık. Veya balerin tercih etmiş olsaydık, badem tercih etmiş olsaydık farklı törpülemiş olacaktık. Ama bizim bu modelimiz H model olduğu için bu şekilde törpülememiz gerekiyor. Kenarlardaki boşlukları da törpülüyorum. Düz olacak şekilde. Uç kısımları paralel bir şekilde törpülemeye devam ediyorum. İyice güzel bir şekil alana kadar törpülüyorum. Parmağıma, işaret parmağıma yaptığım için bu kısımda biraz zorlanıyorum. Siz bir başkasına yaparken daha kolay yapacaksınızdır. Ve şeklimizi verdikten sonra törpümüzü gördüğünüz gibi düz tutarak sadece sırf uçlarına gelecek şekilde eşit olması amaçlı yapılan bir törpüleme yöntemini gösteriyorum size. Törpüleme işimiz de bittikten sonra frez makinesi yardımıyla seramik uç takımımla hem tırnağımın arka tarafını ve tırnağımın dip kısmını temizlemeye başlayacağım. Seramik ucumun uç kısmını, sadece uç kısmını hafif değdirerek oradaki arta kalan jellerimi temizlemeye başladım. Bu işlemde çok dikkatli olmalısınız. Eğer fazla değdirirseniz jeliniz komple çıkabilir. Buna çok dikkat edin. Sadece dediğim gibi uç kısmını kullanıyorsunuz. Burada da şurada bir kalınlık var gördüğünüz gibi uç kısımda. Tırnağımızın uç kısmında. Orayı çok az şöyle bir seramik ucumla geçiyorum. Ve iç kısmıma bakıyorum. Oradaki dalgalanmaları temizliyorum. Arta kalan kalınlıkları da temizliyorum.
Toz fırçamla tırnağımdaki kalan tozları iyice atıyorum, temizliyorum ve bakın gördüğünüz gibi dibi temizledik. Ve son kata sürülen tap katımızda tırnağımıza güzel bir şekilde sürüyoruz. İlk başta yediriyorum ve ondan sonra ikinci geçişimde fırçayı üstten sürüyorum ki topaklanma olmasın. Ve son katımızı da kuruttuktan sonra artık işlemimiz bitiyor. Yanlardaki etler varsa eğer et makasıyla etleri alabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. İsterseniz tırnak eti bakım yağında sürebilirsiniz bu işlemden sonra. Ve artık tırnağım hazırdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlemek için profilimde abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.